Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz lazer epilasyon. Anatomik yapımız değiştikçe kadın erkek fark etmez, vücudumuzda istenmeyen kıllar oluşmaktadır. Görsel ve estetik olarak hoş görünmeyen bu kıllar hayatımızı olumsuz yönde etkilemekte, bizi ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Peki nedir lazer epilasyon? Vücudumuzda istenmeyen kılların lazer ışınları ile yok edilmesi işlemidir. Lazer epilasyon selektif fototermoliz prensibi ile etki eder. Belirli bir dalga boyundaki ışık hedef melanin pigmenti tarafından seçici olarak emilir, kıl köklerini hedefleyen lazer ışını cilt altında ısı enerjisine dönüşerek kıl köklerini tahrip eder, sadece kıl kökünde hasar yaratarak kıl üretimini engeller. Bu işlem ile ilgili güzellik salonlarının kullandığı, hatta hastanelerin kullandığı 3 farklı lazer epilasyon cihazı vardır. Alexandrite, diyot, IPL lazerler. Peki biz hangisini kullanacağız ya da hangisini tercih etmeliyiz? Alexandrite 755 nanometre dalga boyunda atış yapabilen lazer epilasyon cihazlarından biridir. Alexandrite cihazlar açık cilt tenindeki vücut yapılarına uygundur. Diğer bir cihazımız ise diyot lazer 810 nanometre dalga boyuna sahip bir epilasyon cihazıdır. Tüm vücut tipleri için uygulanan benim de önerdiğim cihazlardan biridir. Diğer bir cihazımız ise IPL lazer epilasyon cihazıdır. 420 nanometre ile 1200 nanometre dalga boyu arasında atış yapabilir. Yine benim önerdiğim ve kullandığım cihazlar arasındadır. Değerli arkadaşlar, sadece lazer epilasyon cihazlarını tanımak yeterli değil. Tabii ki anatomi bilgisine de sahip olmak gerekiyor. Nedir bu anatomik yapı? Deri katmanları, kıl kökü, kılın derideki büyüme döngüsü. Derinin 3 katmanı vardır. Epidermis, dermis, hipodermis. Bizim için önemli olan orta katman, yani dermiste bulunan kıl kökü. Lazer ışınları cihaz özelliklerine göre nanometre dalga boyu ile dermisteki kıl kökünü yakarak yok eder. Kılın büyüme döngüsü. Kılın 3 evresi vardır. Anajen, katajen ve telojen. Anajen evre kılın büyüme evresidir. Kılın kıl köküne bağlı olduğu dönemdir. Lazer epilasyonun sonuç aldığı en önemli evredir. Buna mutlaka dikkat edilmeli. Katajen evre döneminde kılların kıl kökü ile bağlantısı olmadığından lazer ışığından etkilenmez. Telojen evre kılların dinlenme evresidir. Bu dönemde kıl kıl kökünden uzaktır. Bu yüzden kıl kökü tahribatı olmayacaktır. Bu 3 evreyi takip etmek, gözlemlemek gerekiyor. Diğer bir konu ise vücutta var olan siyah ya da koyu renkteki benler. Bu benler özellikle 6 mm'den büyük ise üzerini kapatmak, korumak gerekiyor. Ondan sonra lazer işlemine devam etmek gerekiyor. Lazer cihazlarının hepsinin FDI onaylı olması gerekir. FDI onaylı cihaz ne demek? Amerika'da bir tescil firmasıdır. Cihazın kullanımına uygun olup olmadığını test eder, kullanılmasına izin verir. Lazer epilasyon uygulamasını uzman estetisyen arkadaşlarımızın yapması gerekiyor. Bilgili ve belgeli olması gerekiyor. Sadece lazer cihazıyla atış yapmak yeterli değil. Kılın evresini, büyüme evresini takip etmek gerekiyor, gözlemlemek gerekiyor.